Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler ve ekranları başlarındaki sevgili seyircilerimiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Medeniyet Okulu bağlamında düzenlediğimiz Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, Konya merkez ve tüm ilçelerinde toplamda 31 ilçede bu münazara yarışmaları gerçekleşti. İlçelerde ilçe birincisi olan okullarımız artık böyle başarılarını belirlediler, ilçe birincileri oldular ve bu zamanki etabımız artık il finalleri. Artık bu yarışmada ilçe birincilerimiz il finalleri için işte bu sahnede yarışmalara devam edecekler. Bugün iki okulumuzla birlikteyiz. Hangi okullarla birlikteyiz hemen takdim ediyorum. Evet, Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi. Grup sözcümüz Betül Uğurlu. İkinci savunucumuz Gülistan Rabia Ceren. Üçüncü savunucumuz Esra Gül Demirel. Evet, Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi diyecek ki başarı için risk almak daha önceliklidir. Arkadaşlarımız bu tezi savunacaklar. Ve diğer okulumuz Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi. Grup sözcümüz Betül Yorulmaz. İkinci savunucumuz Esma Nur Piliç. Ve üçüncü savunucumuz Semanur Ülker. Evet, Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi de başarı için temkinli olmak daha önceliklidir diyecek. Bakalım başarı için ne önemli? Risk mi daha önemli yoksa temkinli olmak mı daha önemli? Arkadaşlarımız bunu savunacaklar. Yarışma sonucunda da bir okulumuz ismini bir üst tura yazdıracak. Bakalım hangi okulumuz yazdıracak böyle keyifli bir şekilde. Sizler dinliyorsunuz, tezahüratlarınızı yapabilirsiniz bu arada, onu söyleyelim. Hani arkadaşlarımız savunmalarını yaparken sessiz bir şekilde dinliyoruz arkadaşlarımızı. Sözlerini bitirdikten sonra desteklemek, alkışlamak serbest. Peki. Evet. Sevgili seyircilerimiz, değerli jüri üyelerimizi de sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim, jüri başkanımız Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ertan Kurar. Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ekrem Atılgan. Meram Konya Lisesi'nden Sait Okutan. Ve TOKİ Anadolu Lisesi'nden Abdurrahman Benli. Evet, değerli jüri üyelerimize takdim ettik ve yavaş yavaş yarışmamıza geçelim. Arkadaşlar, tekrar sorayım. Halkapınar hazır mıyız? Sarayönü? Evet, arkadaşlarımız için kuvvetli bir moral alkışı rica ediyorum. Ve münazara yarışmamıza Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin grup sözcüsüyle başlayacağız. Başarı için risk almak daha önceliklidir diyecek. Kuvvetli alkışlarınızla grup sözcüsü Betül Uğurlu. Siz de iyisiniz, buradayız. Sayın jürilerim, değerli öğretmenlerim ve değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere başarıda risk almanın öneminden bahsedeceğim. Risk almak cesarettir. Peki ya nasıl risk almak? Hayatımızın çeşitli kısımlarında kararlar alırken cesur olmalıyız. Emin adımlar atmalıyız, hatta risk almalıyız. Risk almak bizi başarıya götürür çoğu zaman. Ama adı üstünde risk, başarısızlığa da itebilir bizi. Biraz da bize bağlıdır bu durum. Her insan başarıyı ister. Bu başarıya ulaşmak için ise zorlu bir süreçtir. Olağanüstü fedakarlıklar, büyük çabalar ve üstlendikleri yüksek riskler sonucunda 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak adını keşifler tarihine yazdırdı. Gagarin 1 saat 48 dakika boyunca uzayda kaldı ve dünyanın yörüngesini dolaşan ilk insan olarak tarihe geçti. Çok sayıda kozmonot uzaya ulaşma mücadelesi yolunda hayatını kaybetmiştir.
Ruslar her şeyi göze alarak birkaç yılda birbirinin peşi sıra başarısızlıkla sonuçlanan insanlı ve hayvanlı deneylerine büyük bir cesaret ve kararlılıkla devam ederken, Amerikalılar maymunlar ve köpeklerle aynı yarışı kazanmaya çalışıyorlardı. Uzaya çıkan ilk insana sahip olma onurunu sonsuza dek Ruslara kaptırdılar. Bu da bize Rusların başarıya giden yolda çok büyük riskler aldığını gösteriyor. Eğer vakti zamanında Amerikalılar ve Ruslar bu riskleri almamış olsalardı, bugün insanlığın uzay hakkında bir bilgisi olmayacaktı. Uzay bizim için bir bilinmez olarak kalacaktı. Bilimin gelişmesi için insanlar sürekli riskler almışlardır. İlk başlarda bazı deneyleri kendi üzerlerinde denemek yerine hayvanları tercih ederken, bazı önemli bilim adamları kendi hayatlarını riske atmışlardır. Bazı deneyleri kendi üzerlerinde denemişlerdir. Nazım Hikmet ne de güzel söylemiştir. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu demiştir. Bu da bizim hayatımızda çok büyük riskler aldığımızı ortaya çıkarıyor. Bu yüzden risk almaktan kaçınmamalıyız. İnsan önünde ne olduğunu tam olarak göremez. Bu sebeple hayatın içinde bulunduğumuz risklerle göğüs göğüse çarpışmalı ve yine başarıya ulaşmalıyız. Şimdi sizlere yine aldığı riskler sonucunda başarıya ulaşmış ve dünyanın en büyük petrol üretim şirketinin sahibi olan John Rockefeller'dan bahsedeceğim. John, gelmiş geçmiş en varlıklı insan olarak bilinir. Stratejik olarak riskler alan John, asla sabit durmadan sürekli yenilik arayışları içerisindeydi. İyi olandan daha iyi olan için vazgeçebilirdi. Ve bu da onu daima daha başarılı olmaya yöneltti. Arkadaşlar, belgesel çeken insanları bir düşünün. Vahşi doğayı bize sunmak için nice büyük riskler almışlardır. Size bir de kendimden örnek vermek istiyorum. Mesela benim toplum karşısında konuşamama gibi bir fobim var. Fakat ben bugün burada sizlerin karşısındayım. Ve bunun sonucunu gerçekten iyi bir şekilde aldığıma inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Betül, çok teşekkür ediyoruz sana. Ve Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam edeceğiz. Başarı için temkinli olmak daha önceliklidir diyecekler. Kuvvetli alkışlarınızla grup sözcüsü Betül Yorulmaz. Saygıdeğer jüri üyeleri, sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Betül Yorulmaz. Konuşmama sorduğunuz sorulardan birkaçına cevap vererek başlamak istiyorum. Öncelikle temkinli olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Davranışlarda ölçüyü, tedbiri, önlemi elden bırakmamak demektir. Bununla ilgili sizlerin de bildiği karınca ile Ağustos böceği fabını anlatmak istiyorum. Eğlenceye çok düşkün bir Ağustos böceği varmış. Tüm yaz günlerini saz çalarak, şarkılar söyleyerek geçirirmiş. Bunun yanında karınca temkinli davranarak kış için yiyecekler hazırlarmış. Ağustos böceği bütün günlerini böyle geçirirken yaz bitmiş, kış kapıyı çalmış. Ancak Ağustos böceğinin ne bir hazırlığı ne de yiyecek bir lokma ekmeği varmış. Bunun yanında hava çok soğuk ve yağışlıymış. Ağustos böceği çok üşüyormuş ve karnı da acıkmış. Aklına karıncanın yazın kış için hazırladığı yiyecekler gelmiş ve karıncanın kapısını çalmış. Karınca kardeş, çok açım. Üstelik yiyecek hiçbir şeyim yok. Hava çok soğuk, çok üşüyorum demiş.
Karınca şaşırmış. Nasıl hiçbir şey yiyeceğin yok? Bütün yaz boyunca ne yaptın sen? Kış için hiç hazırlık yapmadın mı? Demiş. Ağustos böceği çok utanmış. Çok mahcup olmuş. Ben bütün yaz boyunca saz çalıp şarkılar söyledim. Hiçbir hazırlık yapmadım demiş. Karınca çok sinirlenmiş bu cevaba. Madem öyle tüm yaz boyunca şarkılar söyledin, şimdi de oyna o zaman diyerek Ağustos böceğinin suratına kapıyı kapatmış. Yani Ağustos böceği almış olduğu riskin sonucunu çok ağır ödemiş. Bu da demek oluyor ki yazın tedbirli olsaydı, kış için hazırlık yapsaydı bu tür sonuçlara katlanmak zorunda kalmayacaktı. Bizler de kış için hazırlık yapmıyor muyuz? Odun kömür alıp kışa hazırlanmıyor muyuz? Soruyorum sizlere, sizce kışa hazırlık yapmasak halimiz nice olur? Veya bulutlu bir havada yanınıza tedbirli olarak şemsiye almıyor musunuz? Evet, ben alıyorum ve temkinli olduğum için de başarılı oluyorum. Veya balıkçılar, onlar da balık avına çıkacaklarında hava durumunu kontrol ediyorlar. Çünkü havanın rüzgarlı ve yağışlı olması onların canına mal olabilir. Hatta geçtiğimiz senelerde bir balıkçı havanın yağmurlu olmasına rağmen hava durumunu aldırmayıp, yani risk alıp denize açılmış ve bunun sonucunu canıyla ödemiştir. Bu da demek oluyor ki aldığımız riskler canımıza bile mal olabilir. Doğal afetler karşısında aldığımız önlemler de bir temkin davranışıdır. Mesela DASK, Doğal Afetler Sigortası Kurumu. DASK 27 Mart 2001 tarihinden sonra kurulmuştur. Devletimiz DASK'ı zorunlu kılarak bir temkinli davranış göstermiştir. DASK'ın amacı riskli bölgelerdeki binaların olası deprem zararlarından zarar görmesini korumaktır. Bu da devletimizin temkinli olduğunun bir göstergesidir. Eğer temkinli olmasa, yani DASK'ı kurmasaydı binalar şimdiki depremlerde daha çok zarar görecekti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Betül, çok teşekkür ediyoruz sana da. Ve Halka Pınar'la devam ediyoruz. İkinci savunucumuz, kuvvetli alkışlarınızla Gülistan Rabia Ceren. Evet arkadaşlar, ilk olarak size Betül arkadaşımızın anlattığı hikayeyle ilgili bir cevap vermek istiyorum. Eğer Ağustos böceği riski alıp kaybetmeseydi, bir dahaki yaptığı yazlarda aynı hatayı devam ettirecekti. Yani bunu böyle risk alarak görmüş oldu ki aynı hatayı bir daha yapmayasın diye. Risk almak hayat kurtarır. Ya da tam tersi olabilir ama şarttır. Varsayalım ki üniversitenin bir bölümünde okuyorsunuz. Fakat okuduğunuz bölüm dışında başka bir bölüm okumaya daha fazla ilgi ve istek duymaya başladınız. Bir anda o bölümle ilgilenmekten korkmayın. Risk alın ve o alana yönelin. Daha başarılı da olabilirsiniz, daha başarısız da. Ama risk almak sizi gerçekten yapmak istediğiniz şeye yöneltir. Bir iş kurmak istiyorsunuz diyelim. Sınırlarınızı zorlayıp daha fazlasını yapmaya çalışın. Risk alın. Büyük başarılar, büyük riskler taşıyabilir. Bazen risk almak, risk almamaktan daha iyi olabilir. Benliğimizi, gücümüzü ortaya çıkarır risk. Risk almak bir seçimdir. Seçimlerimizi isteklerimiz, hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımıza göre risk de aynı doğrultudadır. Belki de bizi istediğimiz hayata bir adım daha götüren aldığımız risklerdir. Kabul edilmelidir ki olduğumuz konumdan daha farklı bir konuma geçmek istiyorsak çaba göstermeliyiz, daha büyük adımlar atmalıyız ve yine risk almalıyız. Şimdi sizlere herkesin bildiği risk alıp başarılı olmuş Steve Jobs, Bill Gates ve Stephen Hawking yerine bizlerin pek bilmediği
ama dünyada başarılarını duyurmuş iki kişiden bahsetmek istiyorum. İlk olarak şu an yaklaşık 2,5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Cirque du Soleil şirketinin kurucusu ve CEO'su Guy Lalibert olacak. Kanada doğumlu olan Lalibert, sirk ve gösteri dünyasına sokak çalgıcılığı yaparak başladı. Bunun yanı sıra ip cambazlığı, ateş yutma ve akordeon çalma gibi işlerle de uğraştı. Biriktirdiği parayla belki de hayatının en önemli riskini alarak 1987 yılında yapılan Los Angeles Sanat Festivali'ne Quebec'ten başarılı bir dansçı grubunu getirtti. Cebindeki para dans grubunun biletlerini almaya bile yetmiyordu. Fakat girişiminde başarılı olan Guy Lalibert bu işin sonunda hem çok iyi para hem de iyi bir itibar kazanmış oldu. Sonraki yaptığı işlerde bu başarısını katlayarak devam eden Lalibert şu anda dünya ünlü gösteri şirketinin başında görevine devam etmektedir. İkinci örnek olarak ise üniversitede okurken dil eğitimi için Türkiye'den Amerika'ya giden Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya'dan bahsetmek istiyorum. Hamdi Ulukaya, Amerika'da geçirdiği uzun, sabırlı ve risk dolu hayatında birçok sancılı süreci atlattıktan sonra kurmuş olduğu Şabeni isimli yoğurt şirketiyle milyarder oldu. Hamdi Ulukaya, uzun bir süre sonucunda en iyi formülü yakaladığına karar verdikten sonra seri üretime geçti. Fakat büyük marketler bir ürünü kendi bünyelerine satışa çıkarmak için para talep ediyorlardı. Çünkü eğer ürünler satılmazsa boş yer işgal etmiş olacaktı. Hamdi Ulukaya'nın ise bu ücreti karşılayacak kadar bütçesi kalmamıştı. Ürünlerin satışını yapmasını istediği marketteki yetkili kişiye, eğer ürünler satılmazsa ona para yerine üretim fabrikasının anahtarını teslim edeceğini söyleyerek gerçekten çok büyük bir risk almış oldu. Fakat işler ürününe güvenen Hamdi Ulukaya'nın istediği gibi gitmişti ve yoğurtlar yoğun ilgi görerek kısa sürede tükenmiştir. Burada söz konusu olan iki örnekte de belirttiğim gibi risk alan iki girişimci de başarının kapılarını aralamış oldular. Hayatına devam ettikleri tek düzelikte ilerlemiş olsalardı ve bu başarıyı elde riskleri almamış olsalardı başarının o eşsiz tadının nasıl bir duygu olduğunu bilemeyeceklerdi. Başarıya giden yolun olmazsa olmazı risk almanın ne kadar gerekli olduğunu bu örnekler en güzel yoldan kanıtlayıcı niteliktedir. Bu başarıya ulaşan Hamdi Ulukaya ve Lalibert risk almadan temkinli yaklaşarak ilerlemiş olsalardı bu başarıyı elde etmiş olurlar mıydı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Gülistan Rabia, çok teşekkür ediyoruz sana da ve Sara Yönü Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla ikinci savunucumuz Esma Nur Piliç. Merhaba, ben Sara Yönü Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Esma Nur Piliç. Ben de bugün sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında temkinli olduğu için başarılı olduğunu birçok örnekle açıklayacağım. İlk vahiy geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle eşi Hazreti Hatice'ye anlatmıştır. Hazreti Hatice'nin ise aklına ilk olarak amcasının oğlu Varaka bin Nevhel gelmiştir. Varaka bin Nevhel İncil okumasını bilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Hatice ile beraber amcasının oğlu Varaka bin Nevhel'e giderler ve ona olanları tek tek anlatırlar. O ise onlara şöyle cevap verir. Sana gelen Hazreti Musa'ya da Allah tarafından gönderilen Cebrail aleyhisselamdır. Sen Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygambersin. Mekke halkı seni bu topraklardan sürecek ve sana türlü türlü eziyetler edecek demiştir. Bunun ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temkinli davranıp tam 3 yıl boyunca gizli tebliğ yapmıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risk alıp en baştan açık tebliğ yapsaydı sizce neler olurdu?
Belki de İslam dini hiç yayılmayacaktı. Belki Müslümanlara karşı büyük bir topluluk oluşacaktı. Belki bugün bizler Müslüman olamayacaktık. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temkinli davranıp gizli tebliğ ile başladığı için İslam dini yayıldı, Müslümanların sayısı büyük bir kitleye ulaştı ve bizler bugün Müslümanca yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret sırasında da tedbiri elden bırakmadı. Müşrikler ve caniler onu öldürmek için dışarıya çıkmasını beklerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temkinli davranıp yatağına Hazreti Ali'yi yatırmıştır. Kafirler ve caniler onu öldürmek için içeriye girdiğinde ise onun yatağında Hazreti Ali'yi bulmuşlardır. Bakın, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temkinli davranışlarından birisi değil midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir. Mekke'nin güneyindeki Sev Dağı'na varırlar. Dağı tırmanarak tepesindeki mağaraya gizlenirler. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tedbir almadan Allah'a tevekkül etmenin Allah'ın emrettiği bir tevekkül olmayacağını öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir mağarada gizlenirlerken Hazreti Esma radıyallahu anha onlara yiyecek ve içecek getirir. Müslüman bir çoban ise Hazreti Esma annemizin arkasından koyunlarını sürerek onun ayak izlerinin kaybolmasını sağlamıştır. Peki bu da onların yerinin bulunmaması için alınan tedbirlerden birisi değil midir? Medine Mekke'nin kuzeyinde bulunuyor ama bir tedbir olmak üzere Medine'ye ters istikamette bulunan Sev Dağı'na gidiyorlar. Burada tam 3 gün 3 gece kalıyorlar. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir risk alıp müşrikler gider gitmez arkasından yola devam edebilirdi. Ama temkinli davranıp orada 3 gün 3 gece müşriklerin ümitlerini kesmesini beklediler. Uhud Savaşı'nda da tedbir en başta elden bırakılmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclis toplayarak ashabıyla görüştü ve düşmanı Uhud Dağı'nın eteklerinde karşılamaya karar verdiler. Şimdiki Okçular Tepesi olarak adlandırılan tepede ise okçuları yerleştiler ve düşman yense de yenilse de yerlerinden ayrılmamaları söylendi. Alınan tedbirler sayesinde savaşın ilk safhasını Müslümanlar kazandı. Ama daha sonrasında Müslümanlar risk alıp yerlerinden ayrıldıkları için savaş müşriklerin lehine döndü. Ve Müslümanlar aldıkları riskin sonucunu 70 şehitle ödedi. Peki Müslümanlar orada öyle bir risk almasaydı sizce savaş nasıl sonuçlanacaktı? Tabii ki de hepimizin bildiği gibi Müslümanların lehine sonuçlanacaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Esma Nur, çok teşekkür ediyoruz sana da ve Halka Pınar Arif Arık Çok programlı Anadolu Lisesi'nin 3. savunucusuyla devam ediyoruz. Alkışlarınızla Esra Gül Demirel. Almak insanı belirsizlikten de kurtarabilir. Sonucu ne olursa olsun risk alarak adım attığımız başarının temel anahtarı olan bir şeyi kazanmış olacaksınız. Deneyim. Hayat sandığınızdan çok daha fazlasıdır. Bunu keşfedebilmek için risk almalısınız. Örneğin farklı bir yatırım için biriktirdiğiniz parayı sadece yurt dışı seyahat için kullanın. Belki de bu seyahatte çok farklı fırsatlar karşınıza çıkacak ve tecrübeler kazanacaksınız. Ailenizden uzakta yaşamak bile bir risktir. Riskler her zaman büyük olmak zorunda değildir. Küçük gibi görünen şeyler de risk olabilir. İnsan hayatında risk almanın nasıl ve ne demek olduğunu yanlış anlamış olabilirsiniz. Risk almak, hesapsız ve ölçüsüz adımlar atmak demek değildir. Risk, planlı, tutarlı ve düşünerek alınır.
Dağcılık gibi çeşitli tehlikeler içeren bir dağ sporunda risklerin kabul edilmesinin sebebi karşılığında yaşanacak olan güzellikler ve duygular tatmindir. Burada genel olarak gereksiz ve insana faydası olmayan risklerden uzak durup karşılığında başarı elde edeceğimiz risklere girmenin önemini vurguluyorum. İçinde bir araç olan bütün insan faaliyetleri ve karmaşık süreçte risk içerir. Dolayısıyla risk hayatımızda zannettiğimizden daha fazla yer alır. Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu, National Geography dergisinde dünyanın 22 risk alan kaşifi arasında gösterilmiştir. Çağan Şekercioğlu, ekosistem üzerindeki kuşların önemini vurgulayan ve kuş türlerinin çok hızlı sürede tüketildiğini dikkati çeken bir çalışmaya hayat vermiştir. Amerika'da yaşayan bu kaşifimiz birçok ülkede çalışmalarını yürütmüştür. Brezilya'dan Japonya, Kenya'dan İzlanda'ya birçok ülkede çalışmalarına hayat vermiştir. İnsan hayatında riskten kaçınırsa hiçbir zaman ileriye gidemez. Mesela bugün sizlerin buraya gelmesinde bile riskler bulunur. Sizler tüm bunlara bakacak olursak, arabaya binip trafiğe çıkmamız, trafikte yol almamız bile risktir. Sizler bu riski alıp evinizden çıkıp buraya gelme riskini almamış olsaydınız, bugün burada beni dinliyor olamayacaktınız. Bizler hayatımızın her anda risklerle iç içeyiz. Örnek vermek gerekirse, icra ettikleri mesleklerle her zaman risk alan doktorlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi düşünün. Bu mesleklerde çalışanlar birçok risk alırlar. Bu riskler içerisinde en önemli olan ise ölüm riskidir. Bir doktor hastasını müdahale ederken ya da hastasını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Ancak bir doktor ben bu hastayı müdahale etmem, ben bu ameliyatı yapmam demez. Yaptığı işin sonunda hastasını hayata tutunacağına dair risk alır. Hırsız peşinden koşan bir poliste benim ölüm tehlikem var. Bu yüzden hırsızı kovalayamam demez. İçinde yaşama haklarına mahrum kalmasın diye polislerimiz bu riski alır. Ya da şu anda gündemde olan Afrin Zeytindalı harekatımızdaki askerlerimizi bir düşünün. Bu harekata katılan askerlerimiz hayatlarını arkalarına riske almamış olsalardı bugün burada biz emniyet içinde olabilir miydik? Ülkemizde görevli tüm askerlerimiz için geçerlidir bu durum. Hayatlarını kaybetme riskine rağmen bu görevleri yerine getirmeleri sayesinde ülkemiz ve bizler bu kadar rahatız. Huzur içinde uyuyabiliyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Tüm bunlar günlük hayatımızdaki risklerdir. Bu riskleri alanlar hayatlarına başarılı ve mutlu olurlar. Bu yüzden hayatta hiç kimse risk alarak başarılı olmaktan vazgeçmemelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Esra Gül, çok teşekkür ediyoruz sana da. Ve Sara Yönü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin son savunucusuyla devam ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla Sema Nur Ülker. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Sarıönü Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sema Nur Ülker. Öncelikle arkadaşımızın söylemiş olduğu cümlelere yanıt vermek isterim. Dağcılık yaparken belimize bir halat takıyoruz. Bu da sizin cümlelerinizin çelişkili olduğunu gösteriyor. Siz de bir iş yaparken düşünmeden hareket edemeyeceğinizi söylediniz. Yani siz de temkinli olmayı savunuyorsunuz. Konuyu iyi anlayamadığınızı düşünüyorum. Bir doktor hastasını tedavi edeceği zaman birçok tahlil yapar. Bu da bize doktorun temkinli adım attığını gösteriyor. Evet, hepimizin telefonları var, değil mi? Telefona baktığımızda ilk gördüğümüz şey nedir? Kırılmaz cam ve kılıf. Bunu takmamızdaki sebep nedir? Telefonumuzun yere düştüğünde kırılmamasını önlemek ve telefonumuzu uzun süre kullanabilmek için takıyoruz. Peki, bu da bizim temkinli olduğumuzu göstermez mi? Ya da buraya hepimiz arabalara binerek geldik, değil mi? Arabaya bindiğimizde ilk yaptığımız iş nedir?
emniyet kemerini takmak. Bu da bizim güvenli yolculuk yapmamızı sağlıyor ve aynı zamanda temkinli hareket yapmamızı da gösteriyor. Şimdi uçaklardaki kara kutulara geçelim. Kara kutuların ne işe yaradığını biliyor musunuz? Herhangi bir kaza anında uçağın nasıl veya nereye düştüğünü gösterebilmek amacıyla yapılmış bir sistemdir. Kara kutular sinyal vermenin yanı sıra pilotun konuşmasını ve uçağın rotasını kaydeder. Ve bu sayede uçağı daha çabuk bulabilmemizi sağlar. Bu da bizim yapmış olduğumuz bir temkinli davranışa örnek değil midir? Hatırlayacaksınız, 2008 yılında dünya ekonomik krizi içerisindeydi ve tüm ülkeler bu ekonomik krizden etkilenirken Türkiye etkilenmedi. Etkilenmemesinin tek sebebi ise Türkiye emin adımlarla ve temkinli bir şekilde hareket etmesidir. Hepimizin küçük kardeşi ya da çocuğu vardır, değil mi? Onlara bebeklikten yapılan ilk aşama nedir? Tabii ki de aşılar. Aşılar onları hastalıklara karşı koruyacak, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bu da bizim yapmış olduğumuz temkinli davranışa örnek değil midir? Ya da biliyorsunuz, bilim insanları her gün yeni yeni ilaçlar geliştiriyor ve bunu kobay fareleri üzerinde deniyor. Peki bunu risk alıp insanların üzerinde deneseydi sizce neler olurdu? Tabii ki can kaybı fazlasıyla artardı. İnanıyorum ki hepimiz 9. sınıftan beri üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz. Veya üniversite sınavlarına gireceğimiz okula erkenden gidiyor, hatta saatler öncesinde orada bulunuyor ve o atmosfere alışmaya çalışıyoruz. Üniversite tercihleri yapacağımız sırada fazla okulları yazıyor ve açıkta kalmamamız için uğraşıyoruz. Bu da bizim temkinli hareket ettiğimizin bir göstergesi değil midir? Ya da anne babamız bizlere hep şu sözü söyler: evladım, devletin bir kanadında sen tut. Peki bu söz ne anlama geliyor veya burada nasıl bir temkin var? Çünkü devlet işleri güvenlidir veya sonucunda ne olacağınız bellidir. Ama özel sektöre girdiğiniz zaman yarın ne olacağını kim bilir? Ve ben de sizlere şu öneriyi yapıyorum. Hayatınıza temkini sokun ve idareli adım atmaya çalışın. Evet Sema Hanım, çok teşekkür ediyoruz sana da. Ve yarışmamızın ilk etabını tamamladık. Arkadaşlarımız savunmalarını yaptılar. Değerli jüri üyelerimiz şu anda ilk etabımızı puanlıyorlar. İkinci etabımızda ne olacak? Tekrar grup sözcülerimizi sahneye alacağız. Son savunmalarını yapacaklar ve ikinci savunucularımız da değerler temalı sunumlarını yapacaklar. Burası diyecek ki nezaket, siz diyeceksiniz ki doğruluk. Doğru muyum? Evet. Değerler temalı sunumlarını da yapacaklar. Daha sonrasında topu jürimize atacağız ve yarışmanın kazanını onlardan öğreneceğiz. Evet, ekranları başlarındaki sevgili seyircilerimiz, haydi konuş bakalım, münazara yarışmasının ikinci etabına geçiyoruz. Önceliğimiz Halka Pınar demiştik. Tekrar grup sözcüğümüzü sahneye alacağız. Kuvvetli alkışlarınızla Betül Uğurlu. Ben de Sema Nur arkadaşımın savunmasına bir yanıt vermek istiyorum. Arkadaşım, insanlar bir yere kadar temkinli olabilir. Daha sonrasında ise risk alması gerekiyor. Doktor, evet, hastalarına tahlil yapıyor. Ama hastayı kaybetme riskiyle de karşı karşıya. Yani arkadaşım, her halükarda risk alıyoruz. Ben konuşmamda da bahsetmiştim. İnsanlar bazı deneyleri üzerlerinde deniyor ve ölüm riskini göze alıyor. Eğer bu riskleri almamış olsalardı, belki de o aşı hala deneme sürecindeydi.
Konuyu toparlamak gerekirse, kişi zaman zaman kendisine bazı hedefler koyar. Bu hedeflere ulaşmak için de çalışır, emek verir. Fakat bazen bu verilen emek yeterli olmaz. Çünkü amaçlara ulaşmak için kimi anlarda da risk almak gerekmektedir. Kişinin kendisinden emin olarak emin adımlarla ilerlemesi çok güzel bir şeydir. Fakat hiçbir risk almadan, her şeyi hesaplayarak ve garantiye alarak yaşamak insanı fazla uzağa götürmez. İnsan zaman zaman hedeflerini yüksek tutarak çok daha ileriye gitmeye çalışmalıdır. Bu sayede bulunduğu durumdan çok daha iyi yerlere gelecektir. Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez. Risk al, hata yap. Ancak böyle büyüyebilirsin. Acı cesareti besler. Cesur olmayı öğrenmen için başarısızlığı tatmış olman gerekir. Bu başarısızlığı tadan insanlar ise risk almak için daha büyük ilgi ve istek duyar. Aslında risk almış kişiler için uzağa gitmeye pek de gerek yoktur. Kendi tarihimizden örnek vermek gerekirse Hazer Fen Ahmet Çelebi'nin hayatına bakmamız yeterlidir. Kendisi tarih sayfalarına uçan adam olarak girmeyi başarmıştır. İlk başlarda uçuş deneyimlerini gerçekleştirmek için kuşları gözlemlemiştir. Daha sonra ise kendisine kuş kanatları gibi kanatlar yapmıştır. İlk denemelerinde kanatların ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını anlamak için alçak yerlerden atlayarak denemeler yapmıştır. Bir gün hayatının en büyük riskini alarak Galata Kulesi'nden adını tarihe yazdıracak uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bugün bizlere onun azim ve isteği başarıya giden yolda büyük veya küçük riskler almamız gerektiğini gösteren en güzel yaşam öyküsüdür. Gülmek, saf denme riskini göze almaktır. Ağlamak ise duygusal görünme riskini. Birine yakınlaşmak, kendini kaptırma riskini. Duygularını açmak, kendini ortaya koyma riskini. Hayallerini ve düşüncelerini sergilemek ise onları başkalarına kaptırma riskini göze almaktır. Sevmek, karşılık görememe riskini. Yaşamak ise ölme riskini göze almaktır. Umutlanmak, hayal kırıklığına uğrama riskini. Çabalamak ise başarısız olma riskini göze almaktır. Ama riskler yaşanmalıdır. Çünkü hayatımızın en büyük riski hayatta hiç risk almamaktır. Hiç risk almayan kişi belki acı ve üzüntülerinden korunabilir. Ama büyüyemez, sevemez, değişemez, hissedemez, hatta öğrenemez. Garanti arayışlarıyla zincirlenmiş bir köle olarak yaşarken bedelini, özgürlüğünü kaybederek öder. Sadece riski göze alabilen kişi hürdür. Arkadaşlar, risk almadan bulunduğunuz durumdan çok daha iyi durumlara gelemezsiniz. Bu yüzden risk almalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Betül, çok teşekkür ediyoruz sana da ve Saray Ünlü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin grup sözcüsüyle devam ediyor programımız. Kuvvetli alkışlarınızla Betül Yorulmaz. Tekrardan merhaba. Öncelikle konuşmama, anlatmış olduğunuz konulardan birkaçına cevap vererek başlamak istiyorum. İnsanlar da bir yere kadar temkinli olabilir demiştiniz. Çünkü risk almak da insanın canını kaybedebilir. Yani evet, risk aldığımız için ölebilirsek temkinli olmamıza da gerek yoktur. Evet, risk almak ölçülebilir bir şey. Arkadaşlar, bizi iyi dinlemediğinizi düşünüyorum. Temkinli olmak, hiçbir şey yapmamak değildir demiştik. Siz demiştiniz ki kıyı keşfetmek. Kıyı keşfetmeye çıkarken de çeşitli önlemler tabii ki alınır. Mesela pusula. Pusula ile yolumuzu araştırır, yolumuzu buluruz. Eğer pusula kullanmasak sizce halimiz nice olur, yolumuz nice olur, siz düşünün. Eğer risk alarak pusulayı kullanmazsak
nerelere gideriz kim bilir. Hazarfen Ahmet Çelebi dediniz. O da kanatları kullanarak, çeşitli ölçmeler yaparak uçmadı mı? Hatta uçmaya başlarken önce alçak yerlerden uçmuş, bodoslama yukarıdan aşağı uçmamıştır. Yani dediğim gibi temkinli davranmıştır ve bunun sonucu da başarıdır. Sizlere Peygamber Efendimiz zamanında temkinli olup kazandığımız savaşlardan biri olan Hendek Savaşı'ndan bahsetmek istiyorum. Hendek Savaşı 31 Mart 627 tarihinde müşriklerle yapılmıştır. Müşrikler Uhud Savaşı'nda başarılı olmuşlardı. Ancak bu Müslümanların gücünü ve birlik beraberliğini kıramamıştı. Ya, Müslümanlar gün geçtikçe güçleniyor ve bu durum Yahudilerin sinirini bozuyordu. Bunun sonucunda da onların gücünü kırmak için çeşitli yollar arıyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temkinli davranarak sahabelerine neler yapabileceklerini sordu. Sahabelerinden Selman-ı Farisi Hazretleri ise Fars topraklarında savunmayı şehrin etrafına hendekler yaparak yaptığını söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu fikir çok hoşuna gitti. Ve hemen şehrin etrafına hendekler kazılmaya başlandı. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi hendekler kazılmasıyla bu savaş başarıyla sonuçlandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u fetheden kumandan için şu hadisi şerifi söylemiştir. Konstantiniye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Tarihimiz boyunca da birçok kumandan İstanbul'u fethetmeye çalışmıştır. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethetmeye çalışmıştır. Ve birçok engel olmasına rağmen bunu başarmıştır. Bu başarısında temkinli olmasının rolü büyüktür. O, temkinli olarak savaş başlamadan önce, hatta uzun bir süre önce temkinli davranarak neler yapabileceğini düşündü. Ve şahi topunu dökmeye, gemileri karadan yürütmeye karar verdi. Gemileri karadan yürütürken de temkini elden bırakmamış ve altlarına kolay ilerleyebilmeleri için yağ sürdürmüştür. Ve cennet mekan 2. Abdülhamit dönemine bakacak olursak Osmanlı Devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi. Sırbistan ve Karadağ'da savaş aleyhimize dönmüş, Bosna Hersek ve Girit'te ayaklanmalar çıkmış, mali kriz son haddine varmıştı. Gayrimüslimlerin dahi yer aldığı Meclis-i Mebusa'nın ilk işi Rusya'ya harp ilan etmek olmuştu. Ancak bu savaş Osmanlı'ya tam bir felaket getirdi. İkinci Abdülhamit içeride düşmanlar olduğu kadar dışarıda da akbaba gibi bekleyen düşmanlar olmasına rağmen temkinli davranışlarıyla bir karış vatan toprağını bile düşman eline teslim etmemiştir. Bu başarılı padişah stratejileriyle ve temkinli davranışlarıyla 33 yıl boyunca tahta kalmayı başarmıştır. Tarihimize biraz daha yakından bakacak olursak Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı başkent yapması. Ankara Anadolu'nun ortasında bulunuyordu ve bu durum onun etraftan gelebilecek düşman saldırılarına karşı engeldi. Atatürk'ün Ankara'yı başkent yapması da temkinli davranışlarından biridir. Ve 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin en uzun gecesi, hain darbecilerin ülkemize ihanet ettiği gün. Cumhurbaşkanımız o gün darbeyi 19.30'da öğrenmesine rağmen, bakın 19.30'da öğrenmesine rağmen 24.30'da halkını sokağa çağırmıştır. Bu süre aralığında ise temkinli davranarak neler yapabileceğini düşünmüştür. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın bulunduğu uçağının radar takip numarasının yolcu uçağı numarası verilmesi ve ineceği havalimanının ışıklarının söndürülmesi de temkinli bir davranıştır. Ve bu temkinli davranış onun hain darbeciler tarafından şehit edilmesini engellemiştir.
Türkiye'mizin şu anda bulunduğumuz durumuna bakacak olursak, Afrin'deki zeytin dalı harekatı. O da bir temkinli davranış değil midir? Evet, temkinli davranıştır. Terör unsurları bölgelerin her yerini sarmaması için oralar bombalanıyor. Önce insansız hava araçlarıyla buralar gözlemleniyor, gözlemler yapılıyor ve buralardan alınan bilgiler doğrultusunda terör yuvaları bombalanıyor. Evet, bu da bir temkinli yaklaşımdır ve Allah'ın izniyle oradan da başarılı bir şekilde çıkacağız. Arkadaşlar, sizler de buraya çalışarak gelmediniz mi? Araştırmalar yaparak temkinli davranmadınız mı? Elinizdeki kağıtlarda temkinli olduğunuzun bir göstergesi. Veya yedek arkadaş getirerek temkinli davranmadınız mı? Diyeceğim o ki, başarı için plan yapmıyorsanız hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Betül, sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet, başarı için risk almak mı daha öncelikli yoksa temkinli olmak mı daha öncelikli? Bu konuyu bitirdik. Şimdi arkadaşlarımız değerler temalı sunumlarını yapacaklar. Halka Pınar Arif Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Gülistan Rabia Ceren nezaket temalı sunumlarını yapacak. Kuvvetli alkışlarınızla sahneyi kendisine bırakıyorum. Nezaket, başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, düşünceli, incelikli ve kibar davranmaktır. Nezaket kuralları bu davranışlara esas alan kurallardır. Nezaket kuralları evrenseldir. Bazen işittiğimiz bir söz, bazen gördüğümüz bir davranış bizi mutlu eder, motivasyonumuzu yükseltir, başarımızı ve yaşam sevincimizi arttırır. Bizler, yani insanlar, önemsenmekten, düşünülmekten, bize önemli olduğumuzu hissedilmekten gerçekten çok mutlu oluruz. Bazen tanıdık bir yüz, bazen çok güzel gelen bir söz, bazen çok güzel bir iltifat. Bunlar dostlukları güçlendirir. Aramızdaki güveni güçlendirir. Teşekkürler. Evet, Gülistan çok heyecanlandı. Tekrar bir alkış isteyelim Gülistan için. Gülistan, çok teşekkür ediyoruz sana. Ve Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam edeceğiz. Esma Nur Piliç doğruluk temalı sunumunu yapacak. Esma Nur, söz ve sahne sende. Doğruluk, insanın dili ile kalbi arasında aynı şeyi düşünmesidir. Yani insanın dili ile kalbinin çelişkiye düşmemesidir. Hatta bu konu ile ilgili Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Özü doğru olanın sözü de doğru olur buyuruyor Hazreti Ali. Bir düşünün, bizler çevremizdeki insanların bize karşı doğru ve dürüst olmalarını istemez miyiz? Tabii ki de öyle olmalarını isteriz. Bizler, çevremizdeki insanlar bize doğru söylemese çok rahatsız olur ve onlar hakkında kötü şeyler düşünebiliriz. Ben şimdi sizlere hepimizin bildiği yalancı çoban hikayesini anlatmak istiyorum. Çobanın biri bir gün koyunlarını otlatmak için dağa çıkmıştır. Oturup bir ağacın altına beklemiştir. Daha sonra canı sıkılmıştır ve ne yapacağını düşünürken köylülere bir oyun oynamak aklına gelmiştir. Daha sonra hemen bağırmaya başlamıştır. Yetişin köylüler, yetişin, sürüyü kurt kapıyor.
Bunu duyan köylüler koşarak hemen çobanın yanına gitmişlerdir. Esnaflarına bakınıp çobana dönerek şöyle söylemişlerdir. Biz burada kurt murt görmüyoruz deyip köylerine tekrar dönmüşlerdir. Ardından çoban bu şakayı bir kere daha yapmıştır. Tekrar köylüler çobana dönerek şöyle söylemiştir. Biz burada kurt murt görmüyoruz. Çoban ise onlara dönüp şöyle cevap vermiştir. Sizler nasıl köylüsünüz? Her seferinde de aynı yalana inanıyorsunuz. Bir gün çoban yine koyunlarını otlatırken bu sefer sürüyü gerçekten kurt kapmıştır. Çoban yine bağırmaya başlamıştır. Yetişin köylüler, yetişin. Sürüyü kurt kapıyor. Bu sefer köylüler çobanın yine doğru söylemediğini düşünerek gitmemişlerdir. Çoban ise söylediği yalanların doğru olmayışının bedelini çok ağır bir şekilde ödemiştir. Bizler hayatımıza her zaman doğru olmamız dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Esma Nur, çok teşekkür ediyoruz sana da. Arkadaşlarımızın değerler temalı sunumlarını da dinlemiş olduk. Evet, birbirinden güzel sunumlar gerçekleştirildi sahnede. Bakalım başarı için risk almak mı daha öncelikli yoksa temkinli olmak mı daha öncelikli? Hangi okulumuz daha iyi savunma yaptı? Hangi okulumuz jüriyi daha çok etkiledi? Hangi okulumuz ismini bir üst tura yazdıracak? Bunun cevabını birazdan değerli jüri üyelerimiz tarafından öğreneceğiz ve burada açıklayacağız. Ve Derbent Belediye Başkanımız Hamdi Acar programımızı teşrif ettiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, tebrik ediyoruz sizleri. Şöyle yanıma doğru alacağım. Hediye takdimimiz olacak sizlere. Bu güzel sunumları ödüllendirmemiz lazım. Lütfen siz de bulun Sayayünü. Evet arkadaşlarımız kendi ilçelerinde yapılan yarışmalarda ilçe birincileri oldular. Başarılarından kimsenin şüphesi yok ama bu bir yarışma. İsmini bir üst tura yazdıracak okulumuz sadece yarışma kuralları gereği ismini bir üst tura yazdıracak. Elenen okulumuz ise yarışma kuralları gereği elenmiş olacak. Başarılardan kimsenin şüphesi yok. Tekrar tebrik ediyoruz sizleri. Çok güzel sunumlar yaptınız. Ve hediyelerimizi takdim etmek üzere Derbent Belediye Başkanımız Sayın Hamdi Acar Bey'i sahnemize davet edeceğim. Ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Mücahit Sami Küçüktığlı Bey'i davet edeceğim. Sayın Başkanım lütfen buyurunuz. Evet, sevgili öğretmenlerimizi de çağıracağız. Rehber öğretmenlerimizi de sahneye davet edelim. Okul müdürlerimizi de sahneye davet ediyoruz. Plaket takdimimiz için lütfen buyurunuz. Yedek yarışmacılarımızı da sahneye davet ediyoruz. Çok kıymetli öğretmenlerimiz ve çok değerli öğrenci kardeşlerim. Güzel bir programa biz de tevafukan denk geldik. Memnun oldum. Muhakemeyi güçlendirecek böyle bir münazara yarışması bana hemen Cumhurbaşkanımızı da hatırlattı. O da okullardan böyle münazara yarışmalarıyla, şiir yarışmalarıyla yetişmiş ve Türkiye'nin şu anda en güzel konuşmalarını yapan, etkili konuşmalarını yapan biri haline gelmiş. Tabii bu muhakeme ve konuları, işte biraz önceki konu temkinli olmak mı, risk almak mı? Ki ikisi de önemli. Yani yeri gelir temkinli hareket edilir, geri gelir, risk alınır. Bunun dozunu da hep hayatımız boyunca kendimiz ayarlarız. Ama bunu tabii güçlü bir şekilde savunabilmek, bazen yanlış konular da verilir zannımca. O yanlış konuyu bile siz güçlü bir şekilde savunup ortaya koyarsanız, burada muhakemeyi güçlü hale getirmiş oluyorsunuz. Ben Kültür Daire Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları adına teşekkür ediyorum. Bu ilçelerimiz için de güzel bir çalışma. Mesela geçtiğimiz günlerde burada gene Abdülhamit Han'ın tiyatrosu vardı, Ateş Çemberi. Biz de okul çocuklarımızı buraya gönderdik. Önce erkek çocuklarımız gelmişti, şimdi de kız çocuklarımız istiyor. Onları da göndereceğiz. Yani Büyükşehir'le birlikte kültürde ve diğer programlarda, sosyal programlarda entegre olmak güzel bir şey. Bu konuda Mücahit kardeşimiz ve ekibi, arkadaşlarımız güzel bir çalışma yapıyorlar. Onları kutluyorum, teşekkür ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Son bölümüne geldik. Yalancı Çoban hikayesiyle kuvvetli bir şey vardı. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Ben de
Gençlerimizi tebrik ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize, müdürlerimize, hocalarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Burada tabii bulunmak, konuşmak, bu sahnenin heyecanını paylaşmak aslında başarıdır. O yüzden buradaki genç kardeşlerimizi baştan canı gönülden tebrik ediyoruz. Biz geçen senenin birincileriyle birlikte başkanım, Tahir Başkanımızın da bilgisi ve talimatları doğrultusunda meclis kararıyla Kudüs'e götürdük. Mescid-i Aksa'yı gezdiler. Yani bilgisayar hediyesi, altın hediyesi haricinde. Ama buraya gelmeleri de bu arkadaşlarımızın işte bir tura geçmiş olacaklar. Bir üst tura bir arkadaşımız, bir ekibimiz. Ama her iki ekibimiz de bence başarıyı hak etmiştir. Bu sahnede bu görüşleri ve düşünceleri özgürce, hürce ve güzelce ifade ettiklerinden dolayı ben tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olan bir güzergahta yollarına devam eder arkadaşlarımız. Evet sayın başkanlarımız plaketlerimizi takdim ederken ben de birazcık heyecanlandırayım sizi. Daha sonucu açıklamayacağım. Okulumuzun bir tanesi 432 puan aldı. İsmini bir üst tura yazdıran okulumuz ise 454 puan aldı. 432 ve 454. Birazdan sonuçları açıklayacağız. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin şube müdürlerinden Hasan Boydak Beyefendi ve Mehmet Tekkaymaz Beyefendi de davet ediyoruz. Sayın müdürlerim lütfen buyurunuz. Evet, plaketlerimiz de takdim edildi. Başkanım hemen sizler de sahnedeyken sonucu açıklamak isterim. Evet, haydi konuş bakalım münazara yarışmasında ismini bir üst tura yazdıran okulumuz 454 puanla. Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi. Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlar sizleri. Halka Pınar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başlarındaki sevgili seyircilerimiz, bir haydi konuş bakalım münazara yarışmasının daha sonuna geldik. Bir sonraki yarışma programımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.